Herkese merhaba, Kaşar bendeniz. Praetorian HD Remaster'la birlikte karşınızdayım. Zamanının unutulmaz oyunlarından Praetorians'ın HD Remaster versiyonuyla yeniden deneyimliyoruz. Aslında kanala da uygun bir oyun. Çok uzun zamandır oynamak istiyordum ancak şu an fırsat bulabildim. Umarım keyif alırsınız. Praetorians, gelişmekte olan Roma İmparatorluğu'nun siyasi entrikalarının ortasındaki bir dönemi konu ediniyor. İmparator olma öyküsüyle Mısır'ın kızgın çöllerinden Galya'nın yeşil ovalarına ve İtalya'daki imparatorluğun kalbinde değerimizi kanıtlıyoruz. İmparatorluk, hepsi özel becerilere ve bireysel güçlere sahip binlerce farklı birlik türü ve savaş makinesi tarafından yoğun bir şekilde savunulduğundan idealimize erişmek kolay değil. Zafere ulaşmak için birimlerimizi birleştirmeyi ve düşmanlarımızın zayıf yönlerinden yararlanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Tüm bunlara rağmen dikkatle hareket etmemeliyiz. Çünkü imparatora ne kadar yaklaşırsak imparatorluğun en güçlü ve en ölümcül savaş gücü olan Praetorian muhafızlarıyla yüzleşmeye de o kadar yaklaşıyoruz. Oyun mekanikleri itibariyle dediğim gibi Praetorian muhafızlarının çevresinde yoğunlaşıyor ve aslında bütünüyle Roma ordusundaki savaş gücünün, ölümcül savaş gücünün disiplinli savaş teknikleriyle oynamamız gerekiyor. Dediğim gibi düşmanın zayıf yönlerini kollamamız gerekiyor aynı zamanda. Tabii bu ne kadar gerçekçi onu Praetorians oynayanlar zaten değerlendirmiştir. Yani %100 gerçekçilik yok tabii ki. Ama yine de düşmanlarımızı saldırırken onların zayıf yönlerini değerlendirmek mantıklı oluyor. Zayıf noktalarından saldırmak mantıklı oluyor. Sonuçta bir RTS oyunu. Real Time Strateji oyunu. Buna göre bir hamle yapmak gerekiyor meydanda. Single player'dan, campaign'den ben direkt tutorial 1'den başlayacağım. Tutorial 1'de Julius Caesar'ın Marcus Crassus'la kurduğu bir ittifaktan bahsediyor ki Marcus Crassus Roma'daki en zengin insanlardan biri. Hatırlarsınız Marcus Crassus'un Part seferinde ne başına neler geldiğiyle ilgili mitler de anlatılır. Bu dönemde aynı zamanda Büyük Pompey'le de bir ittifak içerisinde Sezar. O da Roma'nın en tanınmış generallerinden birisi. Hepsinin ideali Roma'yı bir imparatorluk haline getirmek demeyeyim de çünkü Pompey biraz cumhuriyetçi bir tavır takınıyordu. Belki de Marcus Crassus da öyleydi, bilmiyorum. Sezar biraz diktatoryal bir yaklaşıma sahipti. Hepsinin ideali Roma'yı kontrol etmek. Bireysel olarak da bu mümkün olabiliyor. İdealler açısından bireysel kontrol etmek de istiyorlar. Buradaki görevimiz ektitorialımız olduğu için kolay modda oynuyoruz mecburen. Yeni yetiştirilmiş birliklerle Sezar'ın yeni lejyonuyla İtalya'nın kuzeyinde bir sefer yürüteceğiz. Evet. Güney Alpler'deyiz. Burada yapmamız gereken şeyleri zaten tutorial bize aynı şekilde anlatıyor. Praetorian'a hoş geldin. Birliklerinle ilgili burada çok fazla şey öğreneceksin. İlk önce yedek birimleri seçmemizi istiyor. Yedek birimler. Şunların ikisi yedek de bunlar normal garnizon. Yedek birimler en temel birimlerdir diye bizi uyarıyor oyun. Ama çok da güçsüzlermiş, zayıflarmış savaşma yetenekleri açısından. Daha çok yedek birimler bina inşa etmek ve savaş makineleri inşa etmek üzerine yoğun yetenekleri kazanmışlar. Aynı zamanda pilum kullanabiliyorlarmış özel yetenek olarak. O da mızrak atabiliyorlar, şuradaki pilum. Şimdi Spearman'leri seçmemizi istiyor. Herhangi birini. Spearman'ler Roma'nın temel yapı taşı, ordusunun temel yapı taşlarından bir tanesi denebilir mi bilmiyorum ama bence denebilir. Çünkü
Bunlar da ilk birimler olarak karşımıza çıkıyor. Herhangi bir süvariye karşı oldukça güçlüler. Formasyon kurabiliyorlar kendi aralarında. Ve sabit pozisyonda kaldıklarında, stationary formation'da kaldıklarında bu birimler o hattı, yol hattını artık yola koyacaksınız, nereye koyacaksınız, o hattı çok net bir şekilde koruyabiliyorlar. Archer'ları seçmemizi istiyor şimdi. Archer'ları yedek Archer'lar, yedek okçu birimleri. Basit menzilli birimler. Ama yakın dövüşte çok etkili değiller. Bunların da özel yetenekleri Stationary Formation'mış. Stationary Formation'da kaldıklarında okçu yetenekleri epey artıyormuş. Mesafeleri artıyormuş. Tıpkı bunlardaki birimler gibi, buradaki gibi. Hemen şöyle standart formation'a geçelim. Bütün birimlerimizi seçmemizi istiyor şimdi. Böyle hepsini tekrardan seçebiliyoruz. Şimdi bunları 1, 2, 3 diye atamamızı istiyor. Şimdi mesela buna CTRL-1. Bu tıpkı Age of Empires'teki gibi. Ayarlıyoruz. CTRL-3 de buna verelim. 1'e bastığımızda Spearman'ler, 2'ye bastığımızda yedek birimler, 3'e bastığımızda da okçu, yedek okçular seçiliyor. Şuraya ilerletmemizi istiyor birimlerimizi. Önce şu birimleri gönderelim. Şöyle düzeltelim de. Direkt askeri olarak hareket ettikleri için biraz kontrol etmek zormuş gibi görünebilir. Stationary formation alalım. Tamam. Şimdi hızlı gitmelerini istiyorsan double click yapmamızı istiyor. Tamam, onu da yaptık. Şununla da baktıkları yönü değiştiriyoruz. F tuşu. Mesela şu tarafa bakacaklar. Bütün birimleri Riverside'a göndermemizi istiyor şimdi ki burada zaten bir çatışma gerçekleşiyor. O yüzden şöyle biraz dikkatli ilerleyelim. Buralar da ne kadar tehlikeli, değil mi? Ya baktığınızda epey tehlikeli görünüyor. Bir Roma askerisiniz. Böyle bir yerden geçiyorsunuz. Düşünsenize. Burada bir friendly birim var. Ne seçelim. Of Talagata, and I've been sent to be your guide. But beware,
for there are Gallic bandits in the area, and I fear they may have already barred our way. Mission objectives have changed. Şimdi bu birimin kartalını göndermemiz lazım. Yolumuzu kapattıklarını söylüyor çünkü. Buradan geçebiliyoruz ama şöyle bir şuraya doğru gönderelim bakalım. Şurada bir şey görünmedi ama. Ha, buradalar. Gal Bandit. Tamam. Şu yoldan gitmek daha mantıklı gibi geliyor bana. Yani burada bir saldırı çıkarsa artık bilmiyorum. Tamam, bir şey çıkmadı. Barbarlar orada. Şimdi şöyle bir gitmeden önce şu birimi şuraya tekrar gönderelim. Bir. Bunları hemen şuraya alıp stationary formation'a koymamız lazım. Yo, geri gelin. Yes, general. Following your orders. Hemen temizledik. Tamam. Şöyle şuraya bir gelelim. Bunların hemen saldırmaması için mesela defensive formation alıyorsunuz. Hemen saldırmıyorlar. Klasik oyunlardaki gibi. Şimdi şunu bir daha gönderelim. J ile tek birim halini alabiliyor. Burada bir şey görünmüyor ama şurada kesin birileri var. Net yani o. Karman çorman bir yer orası. Buradan saldırı alabiliriz. Bunu da defensife alamıyoruz. Evet, tahmin etmiştim, buradan çıktılar ama yukarıdan değil. Tamam, burada birimler var demek ki. Okey, şöyle yapacağız. Buradan göremiyoruz ama dur bakayım. Burada yoklar. Yes, general. We are ready. We are ready. Buradan çıkabilirler mi diye.
Ha, orayı tamam uyarı olarak vermiş. Okey. Thick Forest'a girdiğinde diyor birimler görünmez diyor. O yüzden Forest'a saklanan birimleri yok et diyor da burada birimler görünmüyor. Yani şuraya sadece auxiliary girebiliyormuş. Şuraya bak. Onlar da çıkmadı ama. Aldık. Şimdi bir de orada. Yukarıda da var. Tamam. Evet. Yes, General. We are on the way. Yes, General. Yes, sir. Dur çok oldu. We are on the way. Geri gel. Heh. Yes, sir. Bunlar buradan saldırıp biraz öne alayım. Tamam. Burada da var. Son savaş orası. General? Yes, General. Yes, sir. Immediately. Aha. Yes, General. Aha. We are ready. Yes, General. Your orders. Stationary moddalar saldırsınlar. Yes, sir. General. Güzel. Böyle de temizledik. Yes, sir. Şurada da var. Bunlar stationary formatta oldu, formda olduğu için saldıramıyorlardı ki bitti şu an. Peki. İlk görevimizi tamamladık. ...19 kaybımız var. Normal gibi geliyor bana. 14 dakika oynamışız. 14 dakika 37 saniye. Bunun 4 dakikası konuşmayla geçti tabii. 647 experience kazanmışız. 800 diyorum. 84 tane de Galyalı yok etmişiz. Pekala. Bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde diğer bölümden tutorial'a devam edeceğiz. Hoşçakalın.